Evet, Moral FM'den hayırlı geceler sevgili diniciler. Yine bir programda birlikteyiz. İlmin Hücum ya da diğer ismiyle Yıldızlar ilmi, bundan bahsedeceğiz. İlmin Hücum, Cenab-ı Hakk'ın rububiyet dairesindeki işlerini bize tarif eden ve hakikat tarafından kuşatılma adına onun uluhiyetiyle uyum içerisinde evrilmeyi bize sembollerle anlatan, aktaran vahiy kökenli bir ilim. Birazdan bahsedeceğiz rububiyet dairesi nedir? Uluhiyet dairesi nedir? Neden ilmin hücum yani yıldızlar ilmi rububiyet dairesine aittir? Neden Hazreti İnsan, insan-ı kamil veya kutsal insan veya diğer bir ismiyle saf bilinç uluhiyet dairesine aittir? Bunlar üzerinde duracağız. Bunlar tabii ki kategoriler. Nasıl ki celal ve cemal sıfatı var. Nasıl ki Ying ve Yang var, nasıl ki Doğu ve Batı var, aynen bunun gibi Rububiyet ve Uluhiyet dairesi var. Tabi Rububiyet dairesinin de kendi içerisinde yani eğitim anlamındadır Rububiyet. Rab insanı evriyor, tekamül ettiriyor, işte yaratan Rabbinin adıyla oku deniliyor. İnsanı bir çiğnem etten yaratıyor o belli safhalardan geçiyor. İşte her bir safhanın kendisi, her bir geçiş noktası rububiyetini bir miraç gibi, bir merdivenden yükselmek gibi rububiyet dairesi sürekli ilerleyen bir tekamül. Fakat merkezde bir uluhiyet var. İşte yıldızlar ilmi rububiyet dairesinde, tekamülde, gelişimde ana santraller, ana enerji merkezleri gibi. Bütün bu sistemden mana nedir derseniz Cenab-ı Hakk'ın uluhiyetini göstermek. Yani yüceliğini, sonsuzluğunu, sonsuz ilmini bize gösteriyor. Allah'ın El-Rab ismi bu ulvi kanunları gezegenlerle temsil edilen, yıldızlarla temsil edilen bu ulvi kanunları bize anlatıyor. Bunların hepsi bir kategorizasyon yani bu sistemler bütünü bir şeyleri bize kategorize ediyor. Bu kategorize etmekten manada şuurumuza, idrakimize yaklaştırmak. Şuura idrake yani insan bilincine bunun yaklaşılması, idrak yani anlaşılmasıyla beraber insan orada bir muhabbetullah dediğimiz bir sevgi halini, bir marifetullah dediğimiz ledünni ilim ki marifetullahın yani Allah'ı bilme, varoluşu okuyabilme, varlık içerisindeki kendi merkezi konumunu idrak edebilmek bu ilmi ledün ile e, ifade ediliyor. Yani dışarıdaki şeyleri bilebiliriz ve insan ağırlıkta dışarıya, nesneye odaklıdır ama bir de insanın kendisini bilmesi vardır. İşte ledünni ilim kendine yolculuk gibidir. Tasavvufta bu manasıyla içsel seyir, içsel miraç gibidir. Astroloji biraz daha rububiyet dairesinde, dış dairede kalıyor. Yani ilahi takdirin, programın, kaderin bize işaretlerini sunuyor bu ilim. Kader dediğimiz, ilahi takdir dediğimiz bir tür bunlar nedir? Kozmozda olan işaretlerdir. Kozmozda olan işaretler bize hakikati gösteriyor. Zaten adı üzerinde işaret işaret kendinden öte bir manayı bize gösteriyor. Yani nesnel dünya var. Nesnel dünya özneyi gösteriyor. Öznemizin de özünde öz var. Yani dış dünya nesnel rububiyet dairesi. Öznemiz ise bu rububiyetten anladığımız, idrak ettiğimiz marifetullah bilgimiz ama en özünde de özün özü olan uluhiyet yani yücelik, aşkınlık, sevgi hali. Dolayısıyla astroloji şu açıdan önemli, birleştirici ve bütünleştirici bir özelliği var. Yani içte olanın dışta, dışta olanın da içte olduğunu bize işaret ediyor. Göklerde ne varsa yerde de o var. Gökte ne bağlarsanız yerde de onu bağlarsınız diyor Hazreti İsa aleyhisselam. Dolayısıyla bu birlik yani tevhidin anlaşılması insanın kozmozdaki yansımasını, kürelerde, gezegenlerdeki, yıldızlardaki yansımasını görüp kendi içine dair verileri okumaya başladıkça nesnel dünya ve özne dünya arasındaki e, ilişki güçlenmeye başlıyor. Bunların birbirinin izdüşümü olduğunu insan bu noktada idrak ediyor. İşte bu idrak doğu ve batının, göklerin ve yerin birleşimi gibi. Astroloji aslında bizim kozmozdaki... E, görünümümüz, kozmosdaki açılımımızdır. Dolayısıyla bu ilmin hücumu yani yıldızlar ilmini okumakla aslında biz kendimizdeki sıfatları, nitelikleri okumaya anlamaya başlıyoruz. Yani dışarıya bakmaktan maksat kendi içimizi görebilmek. Tabii bu tevhid dediğimiz bir sacayandan oluşuyor: nesneyi bilmek, özneyi bilmek ve özün deneyimi. Bu sacayanın önemli bir parçasıdır bu açıdan astroloji. Diğer bir ismi felekler ilmi. Felekler. Birazdan gelecek işte felekler, melekler, eflak da oradan geliyor. Ee, melekler ilmi dediğimiz Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti evrendeki ilkeler bunlarla tekamül ediyor, evriliyor. Bir gelişim sürecinden geçiyor. Dolayısıyla semada görmüş olduğumuz bütün bu felekler aslında rububiyetin sergilendiği vitrinler gibidir. İnsan ve kainat dediğimiz, insan ve evren dediğimiz birbirinden iki ayrı gibi görünen ama derinde bir olanın ilişkisini bize astroloji anlatıyor. Bir tür hakikate geçiş kapısı gibi. Hakikate geçiş kapısı göklerin ve yerin birleşiminde olacak. Doğunun ve batının birleşiminde olacak. Gökyüzünün bu çok boyutlu yapısı tasavvuf terminolojisinde felekler olarak ifade ediliyor. Felek ne demektir? Eflak, felek kelimesinden türemiştir. Onun çoğuludur. Yani gökyüzü ki sema anlamında göksel küreler bu feleklerde taşınıyor. Felek kelimesini ayrıca ilahi takdir, ilahi kader anlamlarına da geliyor. E, felekler, bütün bu kürelerin gezmiş olduğu bu yörüngeler, bu sistem, bu sistemin rayları, e, hatları, tıpkı ley hatlarından akan enerjiler gibi feleklerde, o yörüngelerde yüzen e, gezegenler. Küreler, yıldızlar var. Ee, bütün bunların amacı nedir? Yani bu semaların kurulumundaki amaç nedir? Allah'ın projesi, Hazreti İnsan projesi. Yani ben gizli bir hazineydim, bilinmekliği diledim ve insanı yarattım noktasında. Allah ilminin en yüksek projesi Hazreti İnsan. İşte Hazreti İnsan dediğimiz irademiz. Hazreti insan dediğimiz bilincimiz. Hazreti insan dediğimiz bizim sebepleri aşan e, kudretimiz. Sebepleri aşan dış unsurlarla motive e, sadece dış unsurlarla motive olmayan öte ve aşkın yapımız. Hazreti insan bir bilinci temsil ediyor. Dolayısıyla bu felekler aslında Hazreti İnsan iradesinin e, süzülmesi gelişimi için e, esmalar gibidir. Semavi plandaki esmalar gibidir. Hazreti İnsanın semavattaki açılımı e, ve arza tanıtımı gibidir. Yani semalarda açılan mana arzda tanımlanıyor. Semalarda sanki proje çiziliyor. Arzda ise bu proje gerçekleşiyor. Gerçekleşen bu arzi projede Hazreti İnsan tarafından yaşanır olmaya başlıyor. Dolayısıyla e, bu felekler aslında bize insanı kamilin, Hazreti İnsan'ın ilmini, iradesini ve kudretini gösteriyor. Rububiyet noktasında bize sembolize ediyor. Astroloji ne yapıyor? ilmin hücum ne yapıyor? Bu feleklerde ceryan eder. Bu semavatta ceryan eden işleri bize anlatıyor. Yani gezegenlerin, yıldızların, semavattaki o iletişimi, etkileşiminin insan üzerindeki tesirini biliyoruz. Bunu daha sonra anlatacağız. Ama bütün bu tesirlerin nihayetinde olan şey aslında insan-ı kamilin aleminde olan hareketler. Bunu da daha sonra göreceğiz. Yani gökleri ve yeri birbirinden bu noktada ayırt etmiyoruz. Göklerde olan aslında zerrede olanın yansıması. Dolayısıyla bu anlamıyla insan-ı kamilin manasını okuyabileceğimiz bir sahne gibidir semavat. İnsan-ı kamil bütün insanlığın kamil bilincinin toplandığı, tabi bütün insanların e, hatalarının, yanlışlarının da toplandığı, e, kamil olmayan davranışların da olduğu noktaları semavatta görebiliyoruz. Yani e, tohumun içerisinde ne varsa toprak onu çıkartıyor. Topraktan açığa çıkan şey aslında tohumun içinde olandır. Dolayısıyla, ee, insanın hali semavatta görünüyor. Şimdi tabii biz kamil bilinç üzerinden bunu anlatacağız. Ee, Peygamber aleyhisselama hitaben Cenab-ı Hak sen olmasaydın diyor. Felekleri yaratmazdın. Bu felekler yani kuantum e, ilminde de biliyoruz ki gözlemci olmadan gözlemlenen nesne olamıyor. Yani nesnenin varlığı bu manasıyla aslında özneye bağlı. Ee, özne nesneyi e, belirliyor. Gözlemci olmadan gözlemlenen nesne olmuyor. Etkin olan faktör nedir dediğimizde bilinç yani öznemiz bir noktada nesneyi etkiliyor. Sanki nesne dediğimiz dış dünya bilincimizin gölgesi gibi bir yan ürünü gibi. İbrahim Hakkı Hazretleri Şöyle bir şey söylüyor. Yıldızlar meleklerin elinde cebir ve hüküm altındadırlar. Yani meleklerin elindedir o yıldızlar. O kürelerdir onlar. Bir açıdan baktığımızda kütledir. Ve her kütlede arzidir. Yani satrün her ne kadar semavi bir şey gibi aslında bir arzdır. Aslında bir maddedir. Her maddi unsurun arkasında onu temsil eden bir melek. Yani bir kuvvet var yani bedenimizde nasıl ki et kemik var ama bir de enerji bedenimiz var. Nasıl ki bir taş var, kütle ama onun bir yaymış olduğu enerjisi var. İşte insan bir de enerji boyutunu temsil eden göremediğimiz katmanları var. Katman katman bedenlerimiz var. Bunu daha sonra anlatacağız. Ee, yıldızlar aynı şekilde bu kuvvetlerin elinde melek dediğimiz melek Mülk, kuvvet yani onu temsil eden güç anlamında. Onların e, hükmü altındadırlar. E, peki bu güçler yani bu enerjiler diyelim bu görünmez kütlenin ötesinde olan bu yapılar kimin emrindedir? Melekler de aynı şekilde hakkın emri altındadır. Nasıl ki madde o meleğin tesirinde e, melek de Cenab-ı Hakk'ın tesirinde, hakkın tesirinde. Şunu unutmayalım ki e, bu bir yasadır. Üst boyut, alt boyutu etkiler, kuşatır. Mesela bedenimiz bir alt boyuttur ama düşüncelerimiz bir üst boyuttur. Duygularımız düşüncelerimizden de öte bir üst boyuttur. E, ama evren bedenimizden, düşüncelerimizden ve duygularımızdan da daha üst bir boyuttur. Dolayısıyla düşüncelerimiz bedenimizi etkiler. Ee, evet bazen alt boyut da üst boyutu etkileyebilir ama büyük oranda üst boyut alt boyutu etkiler. Yani düşüncelerimiz önce rahatsızlanıyor, hastalanıyor, ondan sonra bedenimiz hastalanıyor. Hatta düşüncelerin ötesinde duygusal yapımız, algılarımız, varlık algımız yanlış olduğu için yanlış şeyler düşünüyoruz. Yanlış şeyler düşündüğümüz için de bedenimizde hastalıklar görülmeye başlıyor. Ve bunların hepsinin semavi planda görünümü var. Yani taş bir boyuttur ama taşın enerjisi bir üst boyuttur. Ama o enerji mutlak anlamda yani o melekler mutlak anlamda hakkın emri altında iş görmektedirler. İşte İbrahim Hakkı Hazretleri hepsi diyor onun irade ve kudretiyle hareket ederler. Hakkın irade ve kudretiyle hareket ederler. Mesela güneş kuru ve sıcak tabiatlıdır. Ay ise soğuk ve rutubetlidir diyor. Yıldızlar keyfiyetleriyle alemde tasarruf ederler. Yani kendilerindeki nitelik, kendilerindeki nitelik dediğimiz esma. Esma onlara vermiş olduğumuz her ne kadar e, zihinsel, sözel anlamda bir isim olsa da ki bunları göreceğiz işte Jüpiter'in esması, Satürn'ün esması aslında onların frekansları insanı etkiliyor. Onların radyoaktiviteleri, onların yaymış olduğu enerjiler insanı etkiler. Ama hangi insanı etkiler? Normal beşer insanı etkiler. Fakat Hazreti insan dış unsurları aştığı için, yani bilinç noktasında olduğundan dolayı o e, biyolojik, fizyolojik veya kozmolojik etkilerin ötesindedir. Zaten insandan beklenen aslında budur. Yani robobiyetin amacı sürekli anne sütü emmek değildir. Evet yıldızlar, evet genetik, evet yediklerimiz, evet çevresel faktörler bizi besler, büyütür, geliştirir ama insan bir noktada bunları aşmak üzere, yani bunların ötesinde bir kudret, artık bunları kullanmak üzere bir kudret geliştirmek durumundadır. Bu da iradesidir. Yani Anne baba olacak yaştasın ama hala annenin babanın yanındasın bu bir sorundur. Doğum vakti gelmiştir ama hala anne rahmine tutunuyorsun bu da bir sorundur. Dolayısıyla gezegen etkileri veya genetik etkiler veya birçok etken faktör var ama daha sonra göreceğiz. Hepsinin ötesinde olan şey yıldız etkisidir çünkü üst bilince aittir. Üst bilinç derken e, fiziksel anlamdaki bilincin Bilinci değil de yani bilincin bilinci artık maddeyi aşmış bir bilinç. Yani özün özü dediğimiz artık özneyi aşmış. Öz ne? Nes ne diyoruz mesela? Bir de öz ne diyoruz? Yani öz her ne kadar e, tam öz olmasa da çünkü yanında bir ne var? Tam bir e, öz olmamış yanında bir ne var? Ama özün özünde artık öz öz ile buluşmuş öz öz olmuş yani e, bu bir anlamıyla kuyruğunu ısıran yılanla sembolize ediliyor yani döngü tamamlanmış ile ifade ediliyor artık bundan sonra helezonik bir döngü olmaya başlar ama özne de hala bir ne var öznenin e, içerisinde hala bir ne var ama özün özünde bir ne yok dolayısıyla bilincin bilinci dediğimiz özün özüdür. Ama işte en üst bilinç yıldızların da kendine ait bir bilinci vardır. Kendim, her şeyin kendisine ait bir bilinci vardır. O onun nefsidir. Yani bizim bedenimizin de kendisine ait bir bilinci var. Eğer farkındalığımız e, bu yapıyla sadece özdeşleşirse, o zaman beden noktasından tüm varlığı okuyoruz. Bu eksik olmuş oluyor. E düşüncelerimiz dediğimiz eterik bedenimizin de kendisine ait bir e, farkındalık alanı var. Bunlar hepsi binekler. Yani fizik bedenimiz bir binek, eterik bedenimiz bir binek, astral bedenimiz zihinsel bedenimiz, spiritüel bedenimiz ve en son kozmik bedenimiz bir binek bunlar. Yani bir tanesi bisiklet gibi, bir tanesi efendim işte araba gibi, öbürü füze gibi, öbürü takyon gibi. Daha üst boyutlarda yani. C, C kare, C küp, C üzeri 4, C üzeri N'e kadar bineklerimiz var. Dolayısıyla şu anda bizim fiziksel olarak etkilendiğimiz en e, ve düşünsel olarak dolayısıyla çünkü fizik beden ve düşünce beden ve duygusal beden bunlar birbirinden kopuk değil. Etkilendiğimiz ve bizi etkileyen sebepler dairesinde, duygusal dairede, düşünsel dairede bizi etkileyen şeyler yıldızlar. Kuşatıcı olan bunlar ama insan ilmin hücum kitabında da anlattık ki anlatıyoruz da insan bunları aşabilir bir niteliktedir. İnsan iradesini geliştirmek, yani yıldız tesirleri altında yıldızları aşmak üzere bu semavata gönderilmiştir. Yani esmaları öğrenmekten maksat İsme Azama ulaşmaktır. Her bir gezegen, yıldız neyse işte veya işte genetik şeyler bunların her birisi birer e, esmadır ama bunlarda ismi azam nedir dediğimizde ismi azam bunların harmonisi neticesinde, açığa çıkacak uyumu neticesinde, anlayış neticesinde açığa çıkacak olan idrak ve aşkınlıktır. Yani sadece doğuda bulamazsınız. Sadece bir esmada batıda bulamazsınız. Sadece bedende, sadece yıldızda, sadece sağda, sadece solda değil. Bunların harmonisinde açığa çıkacak olan şey işte harmoniye gelmek bir anlamıyla İslam olmak, denge. Dengede açığa çıkacak. İbrahim Hakkı Hazretleri öyle söylüyor. Evet, melekler de aynı şekilde Hakk'ın emri altındadır. Onun irade ve kudretiyle hareket ederler. Yıldızlar ve keyfiyetleri ile alemde tasarruf ederler. Kendi keyfiyet bu keyfiyetleri yani Cenab-ı Hakk'ın onlara vermiş olduğu nitelik. Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu nitelik derken ne demek istiyoruz? Yani onların varoluşsal Fıtratlarında, doğalarında yapısal olarak e, her birinin bir cezbesi, cazibesi, bir enerjisi var. Bu onların e, kendilerine has nitelikleridir. Has işte esmalarıdır diyebiliriz. Ama her insan da kendisine has bir nitelikle, bir özellikle başlar. Bu dünyaya çıkış noktamız da böyledir. Fakat bunu dönüştürmek. Evet, tohum içerisinde her ne kadar bu gül tohumu da olsa veya bu işte sekoya tohumu olsa ne olursa olsun bir tohum ama o tohumun özelliği kök hücre gibi içinde bütün bitkileri, bütün varoluşu barındıracak bir tohum. İşte göklere ve yere sığmadım mümin kulumun kalbine sığdım. Yani bu 360 derece bütün boyutlarıyla görmek Şimdi dolayısıyla evet yıldızlar bize etki eder diyor İbrahim Hakkı Hazretleri. Onların tesiratı altında davranışlarda, duygu durumlarda bulunabiliriz. Fakat diyor bütün işlerin yıldızlara bağlanması hatadır. Ee, evet yıldızlar eliyle olur. Evet sebepler dairesinde bunlar olur. Ancak bu yıldızlar da yine... Meleklerin hükmüyle tasarruf etmektedirler. Bir üst level'a geçiyor. Yani yıldızlardan bir üst level meleklere geçiyor. Ama meleklerin de üstünde kudret sahibi olan diyor, hakiki müessir olan diyor Rabbül Erbab'dır. Alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Ee, esas tesir eden Allah'tır. Fakat bu tesirin fiziksel planda göründüğü, okunduğu nokta yıldızlardır. Fiziksel plan ile saf işte Rabbül Erbab denilen Cenab-ı Hakk'ın emrinin e, geçiş noktasındaki kapıları da meleklerdir. Şimdi biz e, ne yapıyoruz? Mesela bedenimiz hastalanıyor. Aslında bu düşünceden kaynaklanıyor. Düşüncenin daha derine indiğimizde duygudan kaynaklanıyor. Duygunun daha derine indiğimizde o duyguya sebep olan varlık algımız tevhid doğru varlık algısına sahip olmadığımız için yanlış algılamalar, yanlış algı, eksik algılamalar, eksik algılamalardan dolayı yanlış düşünceler, yanlış düşüncelerden dolayı bedenin hastalanması. Örnek veriyoruz. Şimdi ilk etapta insan e, bataklığı kurutmak aklına gelmez. Çünkü bataklığı görmüyordur. Bataklığın ürettiği şeyleri görür, sinekleri görür mesela. Yani bedenimizin hastalanması aslında o düşüncenin, hastalıklı düşüncenin bedende kendisini ifade etmesidir. Dolayısıyla yıldızlar ilmine bakmak tıpkı bedene bakmak gibidir. Maddeye bakmak gibidir. Evet o madde üzerinden bazı çıkarımlarda bulunabiliriz. Ona ait e, nasıl ki mesela hastalıkların duygusal kökenleri vardır. Her bir hastalığın e, belli bir e, duyguya... E, ilişkisi vardır. Dolayısıyla yıldızlarda olan etkilerin de e, aslında bizimle, duygularımızla olan yine bağları vardır. İbrahim Hakkı Hazretleri o açıdan diyor ki burçlar ve gezegenler birer alettir, sebeptir. Yıldızların ve tabiatın tesir ve tasarrufu kaynak diyor. Allah'ın onlara biçmiş olduğu, vermiş olduğu rollerdedir diyor. Yani Allah Elçilikleri Yani bir emir var O emrin yani bir tohum var O tohumun e, Meyve verebilmesi için Belli unsurlara ihtiyaç var i̇şte Toprak unsuru yıldızlar Su unsuru x gezegen Efendim gübre unsuru Birçok unsurlar var Dolayısıyla emrin e, Realize edilebilmesi Fizeye dönüşebilmesi için Yıldızlar Sebeplerdir aletlerdir 12 burçta 12 melek bulunur ve 7 gezegen gece gündüz o burçların kapılarında dolaşıp hizmet ederler. Demek ki biz aslında yıldız ilmiyle Cenab-ı Hakk'ın rububiyetini yani nasıl yarattığını yani bilimini Cenab-ı Hakk'ın bilimi emrini nasıl tezahür ettiriyor bunu anlamaya çalışıyoruz. Şimdi bunu anlamaktan maksatta nedir? Rububiyeti anlamaktan maksatta bu anlamıyla bu rububiyet karşısında hayrete ve haşiyete düşmek, bu mucize karşısında ki hayretimiz ve hayranlığımız uluhiyeti doğuracak. Yani insan işte bu güzellikler karşısında hayret edip, sistemin bu mükemmelliği karşısında hayret edip, hayran olup, e, bunun esas kaynağını arama dediğimiz ki zaten bu hayretin kendisinin oluşturduğu bir enerji vardır. Bu hayretin oluşturduğu bir sinerji vardır. O otomatik olarak doğası gereği öze doğru akmaya başlar. Ayrıca aramazsınız. Zaten içinde olduğunuzu fark edebilmeniz için bu sistemin mükemmelliğini görmek yani sübhanallah demek, sübhanallahı anladıktan sonra elhamdülillah diyebiliyoruz. Elhamdülillah, Sübhanallah'ın bir yan ürünü olarak geliyor. Ayrıca elhamdülillah demiyoruz. Hakkıyla Sübhanallah dediğimizde, yani hakkıyla varlığı okuduğumuzda, bilimini yaptığımızda elhamdülillah bir yan ürün olarak geliyor. O zaman Allahu Ekber yaşanır olmuş oluyor. Yani artık siz hiçbir sebep noktasındaki olaya takılmadan onların aşkınlığında bir seyir seyrediyorsunuz. Varoluş katmanlarında olan her bir feleğin, yıldızın, gezegenin, mesela dünyamızda leyhatları var. Ee, varoluşun katmanlarıdır bunlar. Yani semavi ve arzi dediğimiz aslında birbirinden kopuk olmayan, işte hepsine birden varoluş diyebiliriz biz bunların. Varoluş. Gezegenler bir varoluştur, dünya bir, bedenimiz bir varoluştur, sesimiz bir varoluştur. Varoluşun formlarıdır bunlar. Ses bir formdur. E, formsuz gibi görünür ama değişik, saymatiks e, işte denen yöntemle mesela sesin şekle dönüşümünü görebiliyoruz. Koku bir formdur. Yani ne ki duyularımıza yansıyor, aslında onun başka bir boyutta algılanabilen şeyler bizim katmanlarımızda formlardır. Yani duyularımıza yansıyor ve bunlardan etkileniyoruz. Felekler, yıldızlar, gezegenler, işte leyhatları diyoruz, sesler, kokular. Bütün bunların, bütün bu unsurların ki bunlara biz esma diyoruz işte Allah'ın esmaları. Yani esma biliyorsunuz sümüvden gelir, yükselmek anlamındadır. Okyanus düşünün, okyanusta bir dalga yükseliyor. İşte o bir esmadır. Her bir yükselen dalga esmadır. Mesela gezegenler bu varlık okyanusunda yükselmiş olan esmalardır. Aynı şekilde kokular da esmalardır. Hepsi. Bunların arkasında iş gören bir kuvvet vardır ki hadiste de söylenir. Her bir yağmur damlasını bir melek indirir. Yani maddi unsurların arkasında onları temsil eden manevi bir kuvvet vardır. Bu ne demektir? Yani melekleri içinde de melekler, melek içre melek, kuvvet içre kuvvet. Yani e, arz işini takdir eden melekler, sema işini takdir eden melekler. Yani duyularımıza her yansıyan olayın ardında duyu ötesi dediğimiz ama daha derin duyularımıza ait katmanlar var. Aslında taş da bir melektir. Bedenimiz de bir melektir. Her bir koku da bir melektir. Şu varlıkta ne görüyorsanız aslında o bir melektir, bir kuvvettir. Yani bir tesiratı vardır. Melek dediğimiz Sadece böyle mitolojik olarak e, işte e, fantastik şeyler değil. Yani varlıktaki, var ziyadesiyle her şeyin bir etkisi vardır. İşte o etki onun kuvvetidir. Bunun dindeki adı da tesirat noktasında meleklerdir. Dolayısıyla bizim bu felekler ilmi dediğimiz ilmin hücumu öğrenmekten maksat... Veya haritalarımız, işte doğum haritalarımız var. Doğduğumuz an e, ki gezegenlerin ve yıldızların konumlarıyla ilgili kendi e, potansiyellerimize dair bir okuma yapıyoruz. İşte Natal haritamız, doğum haritamızdan kendi istidatlarımızı, potansiyellerimizi okuyoruz. Demek istediğim bunların hepsinin ardında iş gören melekler. Bütün bunlardan maksat nedir? Bütün bu meleklerden, bütün bu tesirattan, yani varoluştan maksat nedir? Varlık bilincini, varlık birliğini idrak edebilmek. İşte varlık birliğini idrak etmiş olmak uluhiyet noktasıdır. Varoluş noktasındaki çokluk rububiyet noktasıdır. Varlık birliğini idrak etmiş insana, Hazreti insan, insanı kamil denir. Ve işte göklere ve yere sığmadım, yani çeper dairedeki e, unsurlar merkezi kuşatamıyor. Çünkü merkez en üstte ve bu merkeze ulaşabilecek e, öz zü taşıyana insan deniliyor. Yani insan demek işte sureta insan bak eli ayağı var bizim gibi bizim türümüzden değil. Ney ki bu merkeze ulaşma duasında işte insan odur. Yani bunu sadece bizim kalıplarımızdaki insan olarak düşünmeyelim. İnsanı bir kavram olarak, insanı kamili merkez bilinç olarak düşünürsek, aslında Allah'ın uluhiyetine dair bir yaklaşım sağlamış oluruz. Uluhiyetini de ancak rububiyetiyle görebiliriz. Dolayısıyla bütün bu aktarımlarda çalışmamızda gezegenler, yıldızlar, burçlardan bahsederken aslında biz Allah'ın fiillerini, sıfatlarını anlatıyoruz. Bu fiil ve sıfatlardan maksat da insanı kamil bilincine ulaşmak. Onun için Cenab-ı Hak demiştir ki rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Rahmet Allah'ın rububiyeti yani eğitim anlamında, talim, terbiye anlamında, gelişim anlamında. Her noktada görünen kanunları vardır. Ee, işte yasalar vardır. Bu yasalar Allah merkez ismidir. Rab ise çeper ismidir. Ee, merkez bir noktada yani Allah evrendeki birlik ismidir. Bir ilkedir. Allah bir isimdir. Birliği temsil eder. Ama bu birlik holografik yani her şeyin birbiriyle olan ilişkisindeki bu birlik kendisini ...çokluklarda gösterir. Çokluklar ile bilebiliriz. Ee, çoklukta zıttıyla biliriz... ...ama birliğinde ise... ...idrak etmeye başlarız, anlarız. Ve o idrak... ...öyle bir demlenmeye, öyle bir eşeğe gelir ki... ...o bizi... ...yaşamın coşkusuna ve sevincine ulaştırır. Yani çokluktan birliğe, birlikten tekliğe... ...geçiş gibi. Dolayısıyla... Rab ismi bilemediğimiz nice alemleri, arzları, semaları, cennetleri, cehennemleri yani tüm sistemi ne yapıyor? İşlettiriyor. İşte hiçbir alem yoktur ki rububiyete tabi olmasın. Cennetler cehennemlerde bile işleyen yine rububiyet kanunlarıdır. Tekamül ve gelişim kanunlarıdır. Gelişimin yani yükselmenin olmadığı hiçbir yer yok. Var oluşun özü gelişim üzeredir. Tekamül üzeredir. Yani buna devran bir noktada Rab sıfatı ile oradan oraya bir devran, bir evren, evran devran yani bir döngü gerçekleşiyor. İşte felekler bu döngü ilmi e, yine ölüm ötesi zaman ve mekanları da kapsamakta. Evet oralarda da e, mekanlar var oranın da kendine ait zamanı var dolayısıyla buradaki zaman gibi değil zamansızlık ve mekansızlık ancak idraktedir yani idrak ettiğimiz an noktasında uyandım noktasında bildim noktasındaki e, o dönüşümde zaman ve mekan yok o öz ama onu ifade ettiğimiz an, onu kelimelere döktüğümüz an, onu varoluşa yansıttığımız an, zaman ve mekan e, her ne kadar bu dünyadaki zaman mekan gibi olmasa da oraya ait zaman ve mekanlar var. İşte sizin katınızda bin yıl, Rabbinin katında bir gün gibidir. Bin yıl bir gün gibidir. Yani zamanın farklı olduğu e, boyutlar var. Ne ki duyularımıza yansıyor, ne ki bilincimize konu oluyor, onun kendisine ait bir e, zamanı, oluşu var. Muhittin Arabi yine bu ilimle ilgili dünyada, berzahta ve cennetlerde tekevvün etmekte olan ve edecek her şey burçlardan inen tesirlerle meydana gel gelir diyor. Adın cennetleri bundan müstesnadır. Adın cennetlerini daha sonra kitabın ilerleyen bölümlerinde zaten anlatmıştık biz Hazreti insanın bilincini temsil ediyor her cennet mertebesinde belli bir e, nefsimize hitap eden noktalar var yani duyularımıza e, konu olan e, vizyonlar veya oluşlar oluşumlar var ama adın cenneti özün özü gibi yani nesneye ait dış daireye ait hiçbir şey orada yok saf tanık noktasında e, esas Merkez bu özün özü Tanık noktası Bilincin merkezde olması ile Artık etki tepki yasasının Üzerinde bir kudret sahibi Olmuş olunuluyor Dolayısıyla Göklerde Enbiya suresinde Geçiyor bu ayet kelime. Göklerde ve yerde ne varsa Onundur katında Olanlar ona kulluk etmekten Çekinmezler ve usanmazlar Yani Allah bilinci ee, özün özüdür. Bir noktada özün özünün ilk ifade edildiği isim de Allah'tır. Özün özü de odur, hudur. Bir noktada ahadiyettir. Ahadiyet, e, teklik, hu, hak ismi veya veya hakikat kendisini Allah ismiyle, yani Allah bir isim, bir ilke, birlik ilkesiyle çünkü bütün sıfatlar, bütün nitelikler o isim çatısı altında toplanmıştır. Sanki Allah ismi bir çatı ismi gibidir. Yani evi ayakta tutan çatıdır. Yani ayakta tutan derken işte ev, evi kuşatan çatıdır. Ama bu çatının ötesi sonsuzluk var. Dolayısıyla Hu diyelim veya Hakikat diyelim bu gökyüzünü temsil ediyor. Çatı noktasının kendisi Allah ismini devlet gibi ama devletin bir de aşağıda kurumları var. O çatının altındaki ev rububiyeti zaten rububiyet e, ev anlamına da gelecek. Yani bu her birimiz kendi evimizde, kendi e, beden, düşünce ve duygu, yani kendi zihinsel evimizde kendi esmalarımız noktasında rububiyeti rububiyete tabi tutuluyoruz, okuyoruz. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Bunu okuyoruz. Allah bilincine ulaşmak için, birlik bilincine ulaşmak için o birlikten de tekliğe sıçramak. Allah ismi bu anlamıyla bir geçiş noktası sağlıyor. Yani çokluktan birliğe geçip birlikten tekliğe, tekliğe bir sıçrama, aşkınlığa sıçrama. İşte bu noktada geçiş kapısı Allah ismi. Onun için kalpler Allah'ın zikriyle ancak mutmain olur. Allah zikri evrensel birliğin idrakiyle birlikte, yani Sübhanallah demek, her şey belli bir hikmet üzere işliyor. Ancak bu bir elden çıkabilirse, bir ilişkisi varsa, işte ikinin üçüncüsü Allah'tır diyor mesela. İlişki varsa eğer ki, e, birlik varsa eğer ki, o zaman biz Sübhanallah diyebileceğiz. Yani hiçbir şey birbirinden ayrı kopuk değil. Eee... Bunun demlenmesi, bunun kristalize edilmesiyle birlikte hu dediğimiz artık daha sonraki noktalarda birçok hadislerde de ifade edilen işte arif bilincine çıkmak diyebiliriz. Göklerde ve yerde ne varsa onundur. Göklerde olanlar yani Bile, bilemediğimiz süptil boyutlarda olanlar göklerdir. Ama yer bildiğimiz fiziksel boyutumuzdur. Yani fizik de metafizik de saf bilincin yansımasıdır. Ondan gelir. Katında olanlar ona kulluk etmekten çekinmezler. Dolayısıyla o öyle bir etkendir ki e, onun etkilemediği, onun e, tasarruf sahibi olmadığı hiçbir nokta, hiçbir zerre yok. Ve bunu bilen yani bu birliği bilen bu teklik dediğimiz bu ıı, aşkınlığın kokusunu demini tadını almış olanlar yaptıkları işten kulluktan yani yapılan işlerden kulluk akıl etmek kulluk bilmek ben cinleri ve insanları bana kul cool olsunlar bilsinler cinler yine Hazreti İnsan'ın süptil boyutları ıı, Yine enerjisel boyutları. Ee, i̇nsanlar ise Hazreti İnsan'ın yine bedensel e, boyutu. Yani Hazreti İnsan dediğimiz, Hazreti Bilinç, Hazreti İnsan dediğimiz, Hakikati Muhammediye, Hakikati Muhammediye dediğimiz, Hazreti Allah ismiyle, ismi azam ile temsil edilen e, bütün sıfatları kendisinde harmonize etmiş olan anlamındadır. İşte bu harmonize e, ee, dediğimiz denge noktasından sıfatlara baktığımızda o sıfatlar artık o sıfatların içinde olanlar artık sıkışma yaşamıyor. Sıkışma yaşamaz. Neden? Çünkü birliği biliyor. Göklerde ve yerde ne varsa onundur. Katında olanlar ona kulluk etmekten çekinmezler ve usanmazlar. Her bir alemde, her bir zerrede olan bütün icraatler e ee, bu taşeronlar gibidir yıldızlar, gezegenler, burçlar. Allah emrini icrate sokan çarklar gibidir. Allah emrinin, Hakk'ın emrinin açığa çıkış noktalarıdır, görünüm mahalleleridir. Dolayısıyla ilmin hücum işte bu tesirleri okumak. Ee, ve ve Rabbin icraatlerini bu anlamıyla tefekkür etme, yani nefsini bilme. Yani astrolojiyi anlatırken aslında biz nefsimizin mertebelerini ve nefsimizi anlatıyoruz. Nefsimizin semavi plandaki ve arzi plandaki etkileşimini okuyoruz. Ve bunda amaç nedir? Marifetullah'a yol bulmak. Yani birle Allah ismine yol bulmak. Allah ismine yol bulmaktan mana nedir? Hakkı yaşamaktır. Hak nedir? Bu anlamıyla yaşam, sevinci, coşku yani Allahu Ekber'dir. Yani Sübhanallah'tan maksat Elhamdülillah demektir. Elhamdülillah da dinlenen insanda Allahu Ekber'i yaşar. Şüphesiz ki o hüküm ve hikmet sahibidir. Yarın tekrardan beraber olacağız. Buluşuncaya dek Allah'a emanet olun.